Herkese merhaba. Bu videomuzda bizimki gibi atölyelerde kullanılan kalıp marka boyası veya kalıp markalama boyası diye adlandırılan bu boyaların yapımını göstermeye çalışacağım ben size. Ama hemen önce hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Velosipedet'in bir tane Instagram hesabı var. Bu Instagram hesabını takip ederseniz ayrıca kanalımın katıl butonuna tıklayarak bütçeniz doğrultusunda bana destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kalıp marka boyası özellikle talaşlı imalatta çok fazla kullanılan bir boya. Normalde kalıpçıların kullandığı kalıbı birbirine alıştırırken kullandığı bir boya olsa da bizimki gibi atölyelerde de işaretleme yapmak için çok fazla kullanılıyor. Özellikle torna tezgahınız ve freze tezgahınız varsa ve metal üzerinde çalışıyorsanız bu kalıp marka boyalarını fazlasıyla kullanıyoruz. Bunlar sarf malzemeleri. Aslında bu tip boyaları satın almaya çalıştığımızda çok pahalı olmamakla birlikte yine de atölye şartlarında nasıl yapıldığını ben size göstermeye çalışacağım. Kalıp marka boyasını metalin üzerine sürdüğümüz zaman işaretleme yapıldığında renk ile metalin rengi kontrast oluşturduğu için çok güzel bir görüntü veriyor ve kolay ölçü alma, kolay markalama yapmaya yardımcı oluyor. Bugün benzer niteliklerde dayanıklı bir kalıp markalama boyası yapımını göstereceğim. Bu boyayı yapmak için çok fazla malzemeye ihtiyacınız yok. Bir tane kalıp boyasını koyacağımız bir plastik kap. Bunun haricinde bağlayıcı olarak kullanmak için gomalak cilası kullanacağız. Bunları aktardan satın alabilirsiniz. Ben bu kadarını 10 liraya aldım. Su bazlı tamamen organik bir materyal bu. İnsan sağlığına zararlı değil. Uzak doğuda bir böcekten elde ediyorlar bu cilayı. Ama çok uzun yıllardır ülkemizde de bu cila özellikle enstrüman imalatçılarında, mobilya imalatçılarında parlatıcı olarak kullanılıyor. Renk vermek için renk pigmentlerine ihtiyacımız var. Burada elimde bir tane siyah endüstriyel bir renk pigmenti var. Burada da size numune olması için kırmızı bir gıda boyası kullanacağım. Bu iki malzemeyi eritmek için ispirto kullanmamız gerekiyor. Ben mavi ispirto kullanmayı tercih ettim. Siz bulursanız beyaz ispirto kullanın. O daha güzel sonuç verecektir. Tabii ben burada sarı gomalak kullanıyorum ama bunun da beyazı var. Onun kilosu bir hayli pahalı. Bulursanız ondan alın. Böylece daha berrak bir sıvınız olur. İspirto derken şunun altını çizmek istiyorum. Kesinlikle bu reşo yakıtı denilen bu içinde ne olduğu belli olmayan bu mor sıvıdan kullanmayın. Gerçekten ispirto kullanmamız gerekiyor. Veya alkol. %96 saflıkta saf alkol kullanmanız yeterli olacaktır. Dediğim gibi bunların hepsini birleştirip bu kabın içerisinde eriteceğiz ve boyamız hazır hale gelmiş olacak. Tabii ki burada ben uygulama yapmak için bir tane fırça ayarladım. Ölçüyü ayarlayabilmek için bir tane enjektör ve küçük kaşıklar kullandım ki karıştırmak, tozu katmak, işte gomalak katmak vesaire için. Kalıp marka boyasını yaparken amacımız ne? Yüzeye, uygulanacak yüzeye güzelce yapışması, homojen bir renk vermesi ve sürtünmelere el ile dokunmaya dayanıklı olması gerekiyor. Gomalak bu iş için birebir. Şimdi gelin dilerseniz projeye başlayalım. Zaten videonun içerisinde de bir takım açıklamalar yapacağım. Çözelti miktarlarını da ekranın yan tarafında göreceksiniz. Hadi bakalım sizi şöyle biraz yakına alalım ve projeye başlayalım. Çözeltimiz hazır hale geldi.
Gomalak alkolün içerisinde homojen bir şekilde eriyip karıştı. Şimdi pigmenti atıp çıkan sonucu inceleyeceğiz. Buradaki boya yoğunluğunu sizin elinizle ayarlamanız gerekiyor. Çünkü benim onu tartacak kadar hassas bir tartım yok. Yani çay kaşığının ucuyla yavaş yavaş boyayı karıştırarak uygun renk tonunu yakalamanız gerekiyor. Burada dikkat etmemiz gereken mesele ne? Boyayı uyguladığımız zaman metal ile boyanın birbirine kontrast olmasını sağlamak. Şimdi boyayı karıştıralım yavaş yavaş. Evet, boyalarımızı hazırladık. Gomalak, alkol ve boya karışımını yaptım. Bileşik formüllerini ekranın yan tarafında görüyorsunuz. Bu oranlarda karıştırdığınız zaman marka kalıp boyanız hazır olacak. Videonun başında söylemeyi ihmal ettim. Boya elime döküldü. Çalkalarken kapağını tam sıkı kapatmamışım ve her taraf boya oldu. Dolayısıyla ellerimden çıkmıyor boya. Eldiven takarsanız kendinizi boyanmaktan koruyabilirsiniz. Şimdi iki tane renk hazırladım ben size. Bir tane kırmızı, zaten bunu beraber hazırladık. Az önce de siyah boya hazırladım. Kırmızıyı gıda boyasıyla, siyahı da endüstriyel pigmentle, siyah pigmentle yaptım. Bu endüstriyel siyah pigmentleri mahallenizdeki nalburlarda dahi bulabilirsiniz. Genelde boya renklendirmek için kullanılıyor. Şimdi ben buraya bir tane alüminyum blok çıkarttım. İki tane rengimizi de bu blok üzerinde deneyeceğiz. Kontrol amaçlı orijinal marka kalıp boyası da kullanacağız. Benim eski marka kalıp boyalarımdan kalan keçe bir tane tampon vardı. Onu kullanacağım ben. Siz de uygulamayı yaparken bir çubuğun ucuna tutturulmuş keçe parçasıyla işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi bunları kenara almak istiyorum. Sizi de tekrar biraz yakına alacağım. Önce kırmızı boyamızı açalım. Siyah boyamızı açalım. Şimdi testini gerçekleştireceğiz bu kalıp boyalarının. Tabii ki burada dikkat etmemiz gereken birkaç tane kriter var. Öncelikle önemli olan kuruma, ardından kapatıcılık, ondan sonraki de fiziksel dayanım olacak. Şimdi yüzey teste hazır. Burada kontrol boyasıyla, endüstriyel boyayla test edeceğimiz birkaç tane kriter var. Bunun en önemlisi boyanın homojen dağılması, ikinci kattaki bozulma, ikinci kata attıktan sonraki bozulma, kuruma süresi ve fiziksel direnç olacak. En son da görsel olarak bir değerlendirme yapabiliriz. Şimdi tabii ki endüstriyel boya çok kısa süre içerisinde kurudu. Bu bizim yaptığımız boyanın kuruma süresi İki kat daha fazla diyebilirim. Fiziksel direnç endüstriyel boyanın çok yüksek. Bence neredeyse aynı şartları bizim yaptığımız boya da karşılıyor. Tam olarak
mentalin yüzeyine bağlandı. Testi başka bir materyal üzerinde de gerçekleştirelim. Önce kırmızı. Endüstriyel renk pigmenti daha iyi sonuç veriyor. Gıda boyasındaki sonuç o kadar hoşuma gitmedi benim. Hemen çelik üzerinde de bir test yapalım. Önce siyah. Gördüğünüz gibi sonuç başarılı. Aslında bu projeden de anladığımız üzere sadece birazcık kafamızı çalışarak atölyedeki sarf masraflarımızı, sarf malzemelere harcadığımız masrafları büyük oranda azaltabiliyoruz. Burada ne yaptık? Bağlayıcı olarak gomalak kullandık. Renk vermesi için renk pigmenti kullandık. Gomalığı eritmek için de ispirto, alkol kullandık. Ve kendi marka kalıp boyamızı hayata geçirmiş olduk. Daha çok pulverize edilmiş bir renk pigmentiyle daha homojen dağılım elde edebileceğimizi düşünüyorum. Örneğin çivit mavisi güzel sonuç verebilir diye tahmin ediyorum. Bu proje için söyleyecek çok fazla bir şey kalmadı. Beni yine her zaman gibi sabırla izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olun. Aboneyseniz de abone ol kutucuğunun yanında küçük bir tane çan resmi bulunuyor. Bu çan resmine tıklayarak bu kanaldan gelen bildirimleri almak istiyorum derseniz beni çok mutlu edersiniz. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın.